Oğlum, dur orada. Oğlum dur. Çocuğum. Bu Omen'den sıkıldım yavrum. Korkuyorum çocuğum. Değiştirin şu Omen'i ya. İçim hopluyor çocuğum. Evet, sevgili izleyenler. Bugün tehlike çanında yine Türkiye'nin kanayan yarası, Türk mizahı ve mizah nereden gelmiştir, nasıl yol almıştır konusunu işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili olarak iki tane değerli konuğum var. Sağ yanımda İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Antolojisi ana bilim dalı Ural Altay Dil Ailesi kökeni ve bu kökene bağlı mizah kolu profesörü sevgili Erdem Bey. Hoş geldiniz. Sol yanımdaysa Strasbourg Comedy Factory Üniversitesi'nin dekanı Sayın Cenk Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hazır reytinglerimizde 15 civarındayken ilk olarak sizle başlamak istiyorum. Şimdi biz bunca yıllık televizyoncuyuz. Eğer bana soru sorarken şey yapmazsanız teşekkürler. Çünkü önemli bir konu ve uzunca tartışmamız gereken bir şey. Çünkü üzerine tartışılmadığı için çok garip yerlere gidebilir. Gerçekten espriler havada uçuşuyor. Zor bir program olacak gibi. Evet. Sevgili izleyenler. Evet, biz bunca yıllık televizyoncuyuz. Benim espriden, mizahtan anladığım fıkradır. Yani başka türlü insanlar birbirini güldürmeye çalışmasın lütfen. Tabii. Çok rica edeceğim. Bir fıkra anlatabilir tabii, misin ya bize burada sevgili? Siz bir dakika lütfen. Eğer buyurun. Kesmezseniz devamlı olarak sözü lütfen. Şimdi yine komik adam evet. Türk mutfağından fıkralar adlı kitabımda. Buyurun. Bir karaktere yönelik belirli fıkralar yazmıştım. Biraz hızlı olabilirsek. Rating 5'e düştü çünkü. Lütfen. Uzunca bir süre önce bir karaktere yönelik fıkralar yazmıştım. Bu karakter böyle dedim ki beyaz sakallı olsun, böyle kafasında bir şey olsun ve komik şeyler söylesin diye düşündüm. Adı Hüsamettin mi falan mı derken Nasreddin Hoca olmasına karar verdim. Şimdi onun yazdığım bir fıkrasını anlatayım isterseniz. Buyurun, buyurun. Evet. Bir Ramazan gününde Nasreddin Hoca gölün kenarında oturmuş ve bolca yoğurt yiyormuş. Oradan geçen bir köy ahalisi demiş ki hoca utanmıyor musun Ramazan vaktinde yoğurt yemeye? Sen oruç tutmuyor musun demiş. Hoca durur mu? Bu lafın altında kalır mı? Şöyle demiş. Ya tutarsam? Yalnız bu bu bahsi geçen fıkra bana ait, şahsıma ait bir fıkrayı. Bir dakika. Lütfen burada benim bir lanse etmeniz. Bir dakika, o zaman size mi ait fıkra? Evet, fıkra bana ait. Hayır, değil. Sonuçta fıkrayı, bu benim yarattığım benim karakter daha sonra onun bir hal almıştır. Bu karakter de tarafından bu karakteri kendine ve dua edin o yazdığınız diğer Nasreddin Hoca fıkraları için sizden diğer Nasreddin Hoca fıkraları benden sonra yazıldı. Lütfen. Ben yazdıktan yazıldı. Hayır. Sadece bu fıkrayı ilk ben yazdım. Peki, bir dakika çocuklar. Lütfen kendi aranızda bu şekilde diyalog. Tehlike çanı burası. Burası tehlike çanı çocuğum. Buyurun. Lütfen. Güzel. Evet. Peki bir fıkra da sizden alalım da hani o fıkra hakikaten sizin mi değil mi diye anlayalım. Buyurun. Evet, o fıkra hakikaten bizim. Anladınız mı? Biraz dışarı çıkar mısın? Benim hasabımı bozdun. Çıkar mısın dışarı? Çık dışarı. Zile basınca gel. Yavaş çıkma, hızlı çık. Hızlı çık. Peki bir fıkra da ben anlatmak istiyorum. Tabii. Buyurun. Bana mı? Eğer izin verirsen sizin gibi bir üstadın yanında haddime düşmez ama. Ben de o zaman biraz hani eleştirel olarak da bakayım. Lütfen, lütfen. Ya lütfen. Eleştirilerinizi bekliyorum. Lütfen. Çünkü ben pozitif eleştiriye açığım. Lütfen. Buyurun. Sevgili izleyenler. Bir gün Nasreddin Hoca eşeğe ters binmiş. Oradan bir kız geçiyormuş. Elinde testiyle. Kıza demiş ki nereye yavrum? Suya gidiyorum. Kızı dövmüş. Eşekten de düşmüş. Ahali de demiş ki hocam ne yapıyorsun sen? Zaten inecektim demiş. Yalnız bir yerine dikkat çekeceğim. Zaten inecektim demiş. Şimdi yalnız... Gel sen gel buraya çocuğum gel. Otur. Lütfen. Şişt, bir dakika. Lütfen bir dakika. Orada ama espriyle geldim yani bir espri, mizah, Türk mizahı. Şimdi ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Demek ki fıkra ile ilgili bir fıkrada zaman mekan kavramı olmalıdır. Ve güldürürken de düşündürmelidir. Yani sizinkinde mesela kız elinde testiyle geçiyor. Ama o yıllarda henüz test icat edilmemiş. Herkes yazılı ya da sözlü yapıyor. Orada zamanda bir
Yanlışlık var. Yani kız elinde testiyle değil de ne bileyim normal yazılı sınav kağıtlarıyla olabilir. Ya da ders testiyle olabilir geçebilir. Yani çok fazla da kelimeyi değiştirmemek anlamında. Hayırdır? Pek gülmüyorsun. Yani komikliğin de sizin hadi de neden gülüyorsunuz? Gayet komikti. Çıkar mısın dışarı? Çık burada, bizim asabımızı bozma. Dışarı! Entel dantel espriler yapma. Çabuk hadi! Evet. Bana odaklan. Şimdi biz bunca yıllık televizyon erbabıyız. Nasıl oluyor da yani? Anlıyorum, evet. Şimdi şöyle oluyor. Tabii bu insanın içinde olan bir şey. Yani bu a priori dediğimiz insanın doğuşundan... Bunun şöyle sensor humor'la alakası var mı? Sensor humor, humor daha çok. Sensor humor. Humor. Gel buraya, otur. Bu şekilde evet bilim adamları tarafından böyle tabir ediliyor ama yine de tam olarak nerede, beynin hangi merkezinde bulunduğu bu anlaşılmış değildir. Evet. Hangi beyinden bahsediyor kendisi? Hikmet Beyin bizim. Güzel, güzel. İşte espri diye ben işte buna diyorum. Hikmet Bey kim kardeş? Bu bir... Hikmet Bey kim kardeş? Gerçekten iyi espri, sizinki de güzel espri. Dur orada arkadaşım, neresi iyi espri bunun ya? Türk mizahıyla ilgili konuşuyoruz, Hikmet Bey'in bilmem ne diye espriler. Ver müziği. Biz Neşet Uygurların çocuklarıyız. Biz Demet Kırçayız biz. Biz Hamdi Alkan'ız biz. Hamdi ya Bey. Biz Çeviçeyiz. Biz Çeviçeyiz. Çevi Bey. Lütfen artık çık dışarı. Çünkü müzik kesip duruyor, haklısınız. Sen tamam, de çık, çık, çık. Sen de çık. Gel hadi biz gidelim. Hadi. İkiniz de gidin. Sevgili seyirciler. Oo, reytinglerimiz çok düşmüş sevgili seyirciler. Reytinglerimiz 5 civarında. Hiç izlenmemiş bu program anladığım kadarıyla. Ben bir fıkra anlatayım size. En son öyle tamamlayalım. Damda erik, Fatma girik. Reytingde 30 oldu. Dur bir tane daha yapayım. Tabakta et, kartal Tibet. Kapat, kapat, daha espri yapamayacağım, kapat. Kapat hadi.